Şimdi seçim sürecini net Erden Timur'a yazdık. Dursun Özbek'in seçimi kazanmasında. Evet. Sonraki süreci de bence iyi yönetiyorlar. Futbolun direkt sorumlusu oldu ve Galatasaray'ın geçmiş taraftarın camiyan içine sinmiş yönetimleri hatırlıyorum Ezgi. Başkandan ziyade hep ikinci adamlar ön plana çıkardı. Mesela Atlan Polat'ı hatırlıyorum çocukluğumda. Çok sevilirdi. Zaten o figür onu başkanlığa taşıdı ilerleyen yıllarda yine. Ali Dürüst faktörü yıllarca ki Galatasaray'da hala sanırım Fatih Hoca'yı geçmişteki gitsin diyebiliyorum. 9 şampiyonu var diyebiliyorum Ali Dürüst'ün yönetici olarak Fatih Hoca'nın 8. Abdurrahim Albayrak. Şimdi Erdem Timur bu role soyunduğu gibi taraftarla camiayla sinerjisi çok iyi. Yaptığı açıklamalar çok akılcı. Rakamlar da verdi aslında. 27 milyon euro geçen seneki futbol takımının maaşı. Ona artık 1.67 oranında vergi eklendiği için yani 45 milyon euro bir yük var. Maaş bütçesiyle ilgili soruya da cevap vermediği için benim tahminim e, ezgi maaş bütçesi düşmeyecek hmm. yine aynı seviyede kalacak E, takımdan babel gitti, fegüli e gitti o pa e, paralar yeni transferler aktarılacak yani ben o yüzden iyi transferler bekliyorum Hani fegüli ile babel'in maaşını düşünürsek ki ona da arda turan ...Pulgar diğer ayrılanları da ekleyelim. Orada iyi bir bütçe çıkacak Galatasaray için. Benim şu aşamada zaten hesaplarım 17 milyon euro. Oraya bir 10 milyon euroluk gayet 6-7 transferi bütçe ayırabilirsiniz. Hı hı. Marka Kerem kalacak diyor ama ben istihbaratlarıma güveniyorum ve bir aydır bunun haberini de yapıyorum. Kimse de ne yazıyorsun demiyor. Herkes olayın bilincinde. Marka ayrılmak istiyor. Hı. Marka ayrılmaktan ziyade ya da şöyle söyleyeyim doğru cümle olsun kariyeri açısından. Bu yazı en doğru transfer dönemi olarak görüyor. Neden? Birincisi iyi bir Avrupa Ligi geçirdi. Sezon 11'inde seçildi Avrupa Ligi'nde. İkincisi 26 yaşında hala Brezilya bir takımda kendisini atamadı. Üçüncüsü Galatasaray yeni sezonda Avrupa'da yok. Yani marka şu an piyasası değeri olarak gitti, maksimum gitti seviyesinde. Yani. Evet aynen o gözde bunu takım arkadaşlarına da söylemiş. O yüzden zaten haber yaptım. Ve Sevilla net şekilde masada. Şimdi kendi adıma düşüneyim. Bu ülkeden Kayer gitti. Sevilla Fernando gitti. Bir kere Sevilla oyuncuları öğütmeyen bir yer. işte oradan Fernando hala kaç yaşına geldi oynamaya devam ediyor. Kayer Milan'ı gördü yani. Hı hı. Sevilla bir yer adım zaten olmaz. Ama hani şu aşamada teklifi söyleyeyim 10 milyon euro ile başladı pazarlıklar 12'ye. Benim tahminim en sonunda Sevilla 15'e çıkar. Marka da geri adım atmazsa ayrılık e, talimine ben Markağan'ın satılacağını düşünüyorum. O zaman Erden işaret ettiği ismi Marka olduğunu evet. diyorsun, Kerem değil. Yani Hayır. oyuncu da istemiyorsa ve değerini bulursa satılır dediği isim Marka. Kerem için ben şöyle Kerem için ben 10 milyon euro teklif beklemiyorum. Bunu haber de yaptım. Scout evet. raporlarına dayan, dayanarak. Kerem'deki süreci göreceğiz. Şu an net bildiğim Sevilla marka için Galatasaray'ın masasına gelen teklif. Ben eninde sonunda iki kulübün anlaşacağını Galatasaray'ın da bu yüzden işte Mert Müldür, Kaan Ayhan, Dinayer, e, bonservis elinde olsa da hani imza parası birlikte maliyeti yüksek isimler. E, böyle oyuncularla görüşülüyor. Yani bunlar biraz hani bir B planımız olsun mantığıyla. Yani yoksa çok Nelson Luyendama'ya göre bir e, sezon planlaması yapılmıyor. Bu önemliydi. Arda Turan konusunda şöyle açıklık getireyim. Erden Timur Cumartesi günü Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın düğününe katıldı. Hı hı. Hatta işte idareci pozisyonda katılan tek isimli. Orada Arda'ya aslında hani bu de kendisi kendisiyle çalışmak istediğini, idari pozisyonlu bir altyapı olabilir, yardımcı olacak olabilir. Arda şu aşamada çalışmayacak Galatasaray'da. Yani Fatih Terimle birlikte bir yol haritası çizebilir ya da kendisi teknik adamla adım atabilir kendi yani Kerem Yavaş e, ismini duyuyorum. Arda Turan bir ekip kurarsa onun yardımcı e, antrenör olarak destek olabileceği. Yine e, Galatasaray altyapısında birlikte oynadığım isimleri de duydum işte Uğur Uçar vesaire. Böyle bir yapılanmaya da gidebilir Arda ama hani şu an için e, önceliklerinde e, Galatasaray yok. İlerleyen yıllarda elbette Arda'yı tekrar Galatasaray'da göreceğiz. Yani şu an o zaman e, değil diyorum. Onun dışında ama zaten işte Ayhan Akman Orada Cenk Ergün yanında idareci pozisyonda olacak. Bugün e, zaten Okan Hoca'nın bir e, iki saat sonra teknik ayetle açıklanacak. Evet. Belki oraya yönetim e, takviyesi olabilir. Emre Aşık ismini duyabiliriz. Albert Riera kalabilir ki hala kontratı feshedilmedi. Böyle bir yapılanmaya gitti Galatasaray. E, açıklamaları bence güzeldi. Hani transferde belki hani genç isimlerle başlayabiliriz. Motivasyonunuzu düşürmeyin. E, ve şeyi de söyledi tabii Avrupa'da olmadıkları için 4-5 haftalık zamanda biraz fiyatların yüksekliğinden de den vurdu. Sabırsız olmamaları gerekti. İyi bir takım kuracaklarını söyledi. Emre Akbaba, Okan Koçuk, Yunus Akgün'e vurgu yaptı. Evet. Bakalım ben Galatasaray transferde net tahminler bekliyorum ama hemen değiliz. Ezgi onu söyleyeyim yani. Böyle bir hafta daha beklememiz gerek bence. Şimdi Cenk Ergün'ün İtalya'da olduğu bilgisini zaten Doğru. sen vermiştin Mehmet Skype bağlantısında. Bu İtalya turunda kimlerle görüşme isim. yapıldı evet. acaba var mı bir aşama kat edilen mesela Yok. Mert Müdür'den bahsediyoruz Kaan Aya'ndan bahsediyoruz hani peki bir adım daha yakın diyebileceğiniz. Şundan dolayı e, diyemiyoruz demiyorum e, Kaan Ayan için için Salsu'dan istediği rakam 5 milyon euro Mert Müdür için 8 milyon euro Galatasaray bu iki oyuncuyla da bu paraları el sıkışmamalı zaten muhakkak Cenk Ergün. Marka gidersin. Marka giderse bence Mert Müldür için şartları zorlamalı. Mert'ten İshabe kullanılıyor. Stoper başka alabilirsiniz. Hani Kaan Ayhan dışında da isim bulabilirsiniz. E, de sözleşmesi bitti diye biliyorum. Keita Valide'nin menajeriyle de görüşülüp durum hakkında bilgi alındı. Yine Roma'da oynayan bir Özbek Forvet var. Evet. Artı Lazio'da Vedat Moriç var. Bunların hepsinin bence şartlarını sordu Cenk Ergün ama sırf İtalya'yla sınırlı kalmayacak. Hatta hani bugün bası toplantısında Cenk Ergün olmayacak benim bildiğim hala temaslarına devam ediyor. Hı hı. Peki devam edelim. Fanatik gazetesinde Buruk Tamam sıra transferde şeklinde bir haber var. Okan Buruk'un önceliğinde forvet ve orta saha var. Başarılı çalıştırıcı ileri uç için Vedat Muriç orta alana da Morgan Sanson'u istiyor şeklinde bir haber. Ee, orta saha transfer istediğini net şöyle haberleştirdim ben de Ezgi. Ee, yani mevcut kadronun korunduğunu düşünelim. Marka da satılmadı bütün oyuncular kaldı. Okan Hoca şampiyonluk reçetesini şöyle söylüyor. Bir tane çok net 6 numara onun önüne bir orta sağ bir de yedek stoper. Ama böyle olmayacak tabii. Gidenler de olacağı için bir 5-6 hatta 7 transfer olabilir. Orta sahaya en az 2 transfer olacak ama hı hı. isim çok yazılıp çiziliyor Ezgi. Ee, yani seçim süreci öncesi Aksel Vistelci şekilde gündemdeydi evet. ama artık onun olmayacağını görüyoruz. Onun dışı biraz beklememiz gerek en azından Galatasaray camiasının içine Sinem bir 6 numara transfer olacak. Onu söyleyebilirim. Hani şu an net bir isim yok benim bildiğim. Bu haberin içinde benim dikkatimi çeken bir kutu haber var Mehmet. Kazım Can'ı bitirdiler şeklinde. Biliyorsun Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de bizzat isim verdiği ilgileniyoruz anlaşmak üzere izlediği bir oyuncuydu. Solbek Kazım Can Karataş için Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı şeklinde bir haber. Evet. 2020 Ocak Galatasaray altı hazırlık maçı yaptı. E, GS TV'de de yorumcuydum o maç. E, şöyle bir cümle de kullandım. Bu çocuk çok iyi futbolcu olacak dedim. 17 yaşındaydı o dönem Kazımcan ama for, forvetti. Evet. Yani çok net forvet evet, hatta evet. hemen belli etti kendisini. Şöyle bunu özellikle vurguluyorum Ezgi biraz zorunluluktan geçen seneki Altay'ın yaşadığı kadro zafiyetinden sol beke e, çekildi. Yani ideal mevkisi o değil. Bence dört büyüklerde şampiyon oynayan takımlarda bir Yedek sol bek bile olabilir mi? Şüpheliyim. Ha genç oyuncudur yatırım yapın diyeceğiz ama Kazımcan'ın da bir maliyeti var. Alta 2 milyon euro istiyordu. Eyüp Spor'la da 1.2-1.3 milyon euro sevilendi bir anlaşma oldu. En az bir yıl Galatasaray'a kiralık gelecek ama alternatif transfer. Ben hani Kazımcan üzerine bir oyun şablonu beklemem orada. Fana not başlayacak sezona. Yetenekli ama bu transfer... bir oyuncu. Ben Galatasaray'ı bekliyorum kiralık Bekliyoruz. yolla gelmesini Eyüp Spor'a. Çünkü iki kulüp arasındaki ilişki malum Oğulcan'ın, Segidika'nın da oraya kiralık iyi rakamlara evet. E Zaten Eyüp Spor'un şu an başkanı pozisyonundaki Murat Özkaya'nın, Dursun Özbek'in AŞ'lerinde aktif görev alacağını biliyoruz. Yani Kazımcan için aslında Galatasaray'da diyebiliriz. Peki, senin haberinle devam edelim istersen. Sabah gazetesinde İstanbul'da son tango başlığıyla... Adana Demirspor'u geçen sezon iyi performanslarıyla taşıyan Yunus Akgün ki takıma geri döndü zaten Yunus. Akdeniz ekibindeki partneri Vargas için Galatasaray kolları sıvadı demişsin. Espanyol'a İspanyol'a 3 milyon euro, Arjantinli'ye de 1.2 milyon euro. Hem bu Bütçeyi bir konuşalım istersen hem de Vargas ismi nasıl gündeme geldi onu değerlendirelim. Şöyle söyleyeyim Trabzonspor'la da görüşme yapıldı. Hatta oradaki rakamları da vereyim. İspanyolun istediği rakam 5 milyon euroydu. Vargas'ın istediği rakam 1.8 milyon euroydu. Trabzonspor bu rakamları çok buldu. Aynı şekilde Galatasaray da çok buluyor. Yani hedef bonservisi 5 değil 2-3 milyon euro seviyesinde Vargas'ın ücretini de 1 milyon euroya yaklaştırmak. Alternatif olabilir. Yetenekli bir oyuncu bakarsak Vargas. Evet. Yunus'ta da ikisi hani ters kanatta oynuyordu. Galatasaray şunu yapacak Ezgi. Geçen seneki kadroyu bir gözünde canlandır. Kerem Aktürkoğlu dışında skor katkısı yapan oyuncu yoktu ama şimdi Emrah Or Baba döndü, Yunus döndü. Orada bence transferlerle de bu sayıyı arttırmalısınız. Biz hep orta saha transferi diyoruz. Hücuma da bu tarz Vargas profil transferler bence mantıklı yapılması gereken e, hamleler. Şimdi bizim elimizde de şöyle bir haber var. Galatasaray gelecek sezona yeni bir forvet rotasyonuyla girmeyi planlıyor şeklinde. Arkadaşlarımızdan rica edelim o haberi bir izleyelim. E, sonra Santfor e, transferlerinden, hamlelerinden de bahsedelim. Evet Gomis'te, de, Cagne'de, Muhammed'de gidebilir özetli bir haber aslında. Doğru. E, Mehmet ne dersin? Okan Buruk bambaşka bir... Forvet planlaması mı yapmak istiyor? E, Okan Burun e, takımlarındaki kullandığı forvetleri bir hatırlayalım: Seleznov, Vedat Buric, e, Demba, Krivelli, e, pivot, santrafor diyebildiğimiz, top tutan etrafını yönlendiren oyuncularını yani golciden ziyade ve aklımıza ister istemez Vedat Buric geliyor. Sonuçta hani lazio'da kalıcı olamadı. Geçen sezon bir Mallorca'da kendine geldi. Muhakkak Vedat gündeme gelecektir. Eldeki 3 oyuncunun mali şartları sıkıntılı yalnız Ezgi onu söyleyeyim. Evet onu bu... soracakmışsın. Nasıl yollara ayrılacak? Yani şeyleri? mesela Jagney'e Galatasaray dışında kimse 2.4 milyon euro vermez. Hani Galatasaray burada Jagney'in ücretinin yarısını ödeyip başka takıma göndermeyi tercih eder mi? Hani zarar bile bile. Mustafa Muhammed'e gelirsek geçen sene Bordo'dan transfer teklifi aldı sağlık kontrolüne geçti. O gün Falcao'nun Vayakan'la Cano'ya gidişi resmiyet kazanınca bir Galatasaray durdu orada. Hücum attığını alternatif yapmak istemediler. Hani Halil ne ve Muhammed'le girelim dediler. Bu sefer öyle bir teklif alamayacak bence Mustafa Muhammed. Çünkü iyi bir sezon geçirmedi. E, inişler çıkışlar yaşadı. Bir parantez açayım mı burada Mehmet? E, takvim gazetesinde Muhammed'e Fransız kancası başlığıyla... Yine Lig 1 ekipleri, Rems ve Tulus'un kiralama teklifi Kiralık olur, aynen. Bon servisi zaten. Yani Bordeaux'un o teklifini şöyle hatırlatayım Ezgi. Galatasaray'ın total maliyeti 6 milyon dolar olacaktı. Bordo'nunki 7 milyon euro gibi bir rakamdı. Yani Galatasaray yine e, kar edecekti. Ama hı hı. şu aşamada hani 6 milyon doları e, ikame edemez, onu demek istiyorum. Ama kiralık olabilir, tercih edilebilir. Muhammed'in bence düzenli ilk 11 oynamaya ihtiyacı var. Bence iyi oyuncu yani şöyle evet istikrarsız ama bir yıl içinde Türkiye'de iki derbisini hatırlıyorum. Biri Kadıköy'de Fenerbahçe'ye biri de Galatasaray'ın iç sahada Beşiktaş oynadığı maçlar. O maçlara direkt damga vurup isimden bahsediyoruz. Gomis'e gelirsek de Gomis'i menajerle konuştum. Net şekilde kalmak istiyor. Hatta Rams iddialarını sorduğumda da Rams şehrine yakın bir kasabada tatil yapıyor. Orada bir futbol turnuvasına katıldı. Muhtemelen buna dayanarak ile ilgili transfer iddiaları hmm. çıktı demişti. Artı kontratı iyi bir kontrat Gomis'in yani 1 milyon 750 bin euro ona gol asist bonusları da var ve ben fikrimi de söyleyeyim bence Gomis kalmalı şöyle kalmalı çok ideal bir kulübe golcüsü olabilir Gomis son 20-30 dakika için ki Galatasaray için bu sezon kötü geçmiş olabilir ama daha kötü geçebilirdi o kazandı Rize gösteren maçlarını hatırlatayım ikisinde de 60'ta oyuna girip e, maçı çevirdiği isim Gomis'ti Okan Acı da böyle faydalanabilir Dembaba'dan faydalandı bu arada. Yani Denbaba'da hemen hemen evet. Gomis'e yakın yaşlardaydı Başakşehir'de oynarken ki zaten şu an futbolu bırakmış durumda. Ee, Muhammed Kiralık, Jack Nefesi ondan sonra bir ideal 11 golcüsü Vedat Müritç bana mantıklı gelen senaryo. Ve hani buraya bir yerleri oyuncu da eklenecek ama Umut Bozok Trabzonspor'a görüşmelerin hala bir sonuç yok. Ama Halil Dervişoğlu ben muhakkak yerli bir hücum takviyesi de bekliyorum. Yani şu an 3 isim saydık benim öngörüm şu Gomis olur bir yerli forvet olur bir de transfer olur. Peki yerli forvet konusunda Halil Dervişoğlu'yla başka takımların da ilgilendiği evet. söyleniyor. Acaba bununla ilgili bir e, bilginiz, bilgin var mı Mehmet? Halil'in Galatasaray'a devam etmek istediğini biliyorum ve Halil'in artık bonservisi bir takıma gitmek istediğini hmm. biliyorum. Ama Brentford'da Halil'i üstüne Galatasaray'da ne kadar kötü bir sezon geçirse geçirsin. Henüz 99 Aralık doğumlu 22 yaşında ve milli takımdaki performansı hep iyi forvet arkası pozisyonda. İyi rakamlar isteyecek. Ben kendi adıma söyleyeyim. E, hani çok uçuk rakamlar olmadık Halil'e yatırım yaparım. Halil e, Kerem Kerem'in sağladığı gelişimi sağlarsa bambaşka seviyeye çıkar yani fundamental o sağ sol ayak altyapısını Hollanda'da aldığı çok net e, belli oluyor. Umut Bozok'ta da, onu da çok net şekilde söyleyeyim. Israrla Trabzonspor'la şu an pazarlık masasında olmasına rağmen hala bir Galatasaray isteği var. Zaten bunu bile bile de Kasımpaşa ile opsiyonunu e, uzatmadı. O konuya da açık Orada Kasımpaşa'nın bir amatörlü de diyebilirim. Iı, opsiyonu kullanıp ama sezon öncesi Umut'a ıı, imzalatılmış bir sözleşme yok. Umut sezon sonu ben kullanmıyorum diyor bu opsiyonu ne, e deyip. E, kariyerine başka takımlara devam etmek istediğini ifade ediyor. Yani 20 golü Kasımpaşa'da attıysam Kasımpaşa'dan daha iyi takımlara giderim mantalitesinde. <laughs> e, onu da görmek gerek ben yerli takviye de bekliyorum yani sözünüzü onu da ifade edeyim. Peki, pazartesi hazırlıklar başlıyor. Özellikle Torrent'in raporu 4 Temmuz'du. Evet. Okan Buruk'un bu tarihi bir hafta, bir hafta geriye çektiğini biliyoruz. Peki, transferde Erden Timur'un da söyledikleri üzerine acaba bu planlama, aşağı yukarı yeni sezon planlaması, yeni sezon hazırlıkları nasıl ilerleyecek sana göre? Kampa son gün takviyeleri mi acaba göreceğiz? Şöyle Ezgi, 7-19 Temmuz ilk kamp, bir kere ilk kampa bir, yani transferlerin yarısı. 26-30 Temmuz'da son aşama. Oraya da da transferler bitmiş olur. Zaten 5 Ağustos'ta ligi açıyorsunuz. Yani Galatasaray 7-30 3 haftalık periyodu neredeyse Avusturya galiba. Avusturya'da Graz ve Innsbruck şehirlerine yakın hı hı. yerlerde kamp yapacak. Orada bir 4-5 hazırlık maçı da planlaması yapıldı. Bunu zaten hani çok Okan Buruk'tan da bağımsız diyebiliriz bu puanlama. Belli ama. mi takımlar? Bir saniye o takımlarla ilgili Salertina İtalyan' ekibiyle maç yapılacağını biliyordum. Yani zaten biliyorsun o hazırlık maçlarında bir şekilde Avrupa'dan takımlar buluyorsunuz. Çok bir dakikanı alacağım. Salernitana dediğin ilki. Hoffen, Hoffenheim, Schalke 04, Raya Vallecano. Yani Alman, e, İspanyol, İtalyan takımları evet. E, zaten ben de hani kampları takip ederim hep yerinde. Her taberli maçı hatırlarım. Önemlidir e, sonuç değil ama hani bir fotoğrafı verir e, hazırlık kampları. Buna da ihtiyacı vardı. İki senedir pandemiyle Florya'dan çıkmayan bir Galatasaray vardı. Şunu hatırlatayım. Geçen sene Olympiakos maçı hatırlarsın. Atina'ya gidildi. Uçaktan inmeyip geri dönüldü. Üçlüyü ilk kez PSV maçının ilk 20 dakikasını test edip 5-1 kaybetti Galatasaray yani hazırlık maçları için oyun formasyonu için çok önemli. Galatasaray geçen sene çok kötü bir hazırlık kampı süreci geçirdi ki bu zaten direkt olarak lige yansımıştı. Evet. Şu aşamada iyi bir planlama yapıldığını söyleyebilirim. Avusturya'ya gidiyorsun. Anladığım kadarıyla. Bakalım e, yani Galatasaray'ı takip ediyoruz. çok sıcak olmaz güzel bir Temmuz ayı geçirirsin diye tahmin ediyorum. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Bizim yerimize de artık şey sağ sayarsın herhalde. Çok e, sen gastronomiye meraklı değildin ama galiba. Yok, sağ olsun yani <laughs> gazeteci arkadaşlarımızla Anadolu'da her deplasman. Hatay, Adana, Gaziantep, Gaziantep. Tabii tabii. Onlar hep dikkatimizde. Peki lige çıkan takımları hep takip ediyoruz işte bu Değil sene. Eee kimler çıktı diye. geldi. Çok işimize gelmedi bizim abilerim. Ankara var. O da çok Ankara. işimize yarıyor. Ankara'da da yol döner güzel Ankara'da. Aa, Ankara'da güzel döndü doğru. Ama tabii işte o Hatay, Gaziantep bölgeleri Adana. her türlü oradan. Mersin'i özlüyoruz mesela. Güzel de Mersinlik'te. <laughs> Orada da yani. ben geçebilirsiniz aslında doğru, yakın doğru. bölgeler. Peki Fenerbahçe ile devam edelim istersen Mehmet. Fenerbahçe'nin de transfer gündemi yoğun. Öncelikle tabii ki Abdülkerim Bardakçı ile ilgili bir haberimiz var. Hemen izleyelim sonra Söyler Civertlilere geçelim.